Hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Tarkan Tantekin. 1983 İstanbul doğumluyum. Genelde İzmir ve İstanbul'da geçti liseye kadar olan eğitimim. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun oldum. Daha sonrasında Türkiye'de kısa bir süre çalıştıktan sonra yurt dışı deneyimlerim oldu. Çeşitli ülkeler, Amerika, Kanada, Rusya gibi ülkelerde çalışma fırsatı buldum. Aynı zamanda da blog ve YouTube'da sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum tabii. Abdurrahman. Benim bir sorum var da yurt dışında nasıl inşaat mühendisi olunur? Yurt dışında nasıl inşaat mühendisi olunur? Yani Türkiye'deki diplomanız geçerli eğer bunu sormak istiyorsanız. Türkiye'de aldığınız bütün diplomalar, bütün okulların diplomaları yurt dışında geçerli. Böyle bir yanlış anlaşılma var. İlk önce bunu bir düzeltelim. Türkiye'deki diplomanız yurt dışında geçerli. Ama ülkelerin belli kanunları var. O kanunlara göre çeşitli lisanslar almanız gerekiyor. Mesela Amerika için. Amerika'da Professional Engineering gibi bir durum söz konusu. Professional Engineering için okulunuzun bir sisteme akredite olması gerekiyor. Eğer okulunuz o liste içindeyse bir sınava giriyorsunuz. Bu Fundamental sınavı. Bunu geçtikten sonra 3 sene bir PE'nin altında çalışarak Professional Engineer olabiliyorsunuz. Professional Engineer olduktan sonra imza yetkiniz oluyor. Ama yani bu tamamen bir projeyi imzalamak için geçerli. Eğer sahada çalışacaksanız böyle bir probleminiz yok. Rusya'da veya birçok başka ülkede lahey kaşesi aldıktan sonra diplomanıza geçerli diplomanız. Teşekkürler. Diğer sorumuz, yurt dışındaki inşaat mühendislerinin genel çalışma saatlerinden bahseder misiniz? Çünkü hani bizim de duyduğumuz kadarıyla bazen düzensiz saatler olabiliyormuş ya da hafta sonları çalışmalar vesaire. Sizin de bu konudaki tecrübelerinizi Bu dinlemek isteriz. tamamen ülkeye ve çalıştığınız şirketin aslında hangi millete bağlı olduğuna göre değişiyor. Yani eğer bir Türk şirketinde çalışıyorsanız maalesef ve mesela Orta Doğu ülkelerinde veya Rusya'da çalışıyorsanız maalesef haftanın 7 günü çalışma durumunda kalabilirsiniz ve günde 12 saat, hatta sabah başlar mesai hiç bitmeyebilir. Ama eğer bir Amerikan şirketinde çalışıyorsanız Amerikan şirketleri daha mantıklı mesailer sunarlar. Yani yaklaşık 55-60 saat gibi bir mesai ile çalışırsınız. Alman şirketlerinde 56 saat standarttır mesela. Şey soracağım, soru zaten ona alakalı biraz. Yani yurt dışındaki inşaat mühendislerinin ortalama maaşları nasıldır? Yani mesela yeni mezun olurlar, biraz farklı olurlar. Yeni mezunlar ve tecrübeli arasındaki. Bu da bayağı bir ülkeye ve sizin aslında pasaportunuza göre değişmekte. Maalesef inşaat piyasası bayağı pasaporta dayalı bir piyasa. Türkler için eğer Türk pasaportuna sahipseniz ve Türk şirketinde çalışacaksanız en son duyduğum maaşlar 1200 dolardan başlıyor. Dolar da yükseldi deyip şirketler bu şekilde avantajlar kullanıyorlar. Ama bunda bir üst limit yok. Yani 20 bin dolar ya da 30 bin dolar gibi bir maaşta alabilme şansınız var deneyime ve edindiğiniz pozisyona göre. Ama mesela Amerika'da çalışacaksanız, Amerika'da genelde vergiden önce 5 bin, 6 bin dolar gibi bir maaşla başlar mühendisler. Peki bunları senior seviyesinde Amerika'daki bir şey için verebileceğiniz bir ortalama maaş var mı? Vergilerden sonra. Amerika kapitalist bir ülke. Orada siz nasıl ne kadar pazarlık yapabiliyorsanız ona göre maaşınızı belirleyebiliyorsunuz. Yani bu 100 bin dolar da olabilir vergiden önce. Vergiden sonra da 60 bin dolara denk geliyor senelik olarak. Ya da bu 150 bin, 200 bin dolar da olabilir vergiden sonra yine senelik olarak. Bu tamamen sizin pazarlık gücünüze, yapabildiklerinize bağlı. Şirketin ne kadar ihtiyacı olduğuna da bağlı. Bir skala yok yani Amerika'da. Anladım. Peki şantiye şartlarından bahseder misiniz bize? Bu da dediğim gibi pasaporta bağlı olarak değişmekte. Türkiye, yani Türkiye'den önemli büyük şirketlerimiz var biliyorsunuz inşaat piyasasında. Onlardan bahsedersem onların genelde kampları oluyor. Kamplarında Türk aşçılar getiriyorlar. Eğer mühendisseniz mühendisler için kendilerine ait bir odalar oluyor, bir yataklar oluyor. Bazen bir buzdolabı oluyor odalarında. Üç öğün yemekler sağlanıyor.
servis imkanları var. İşte 6 ayda ya da yılda bir kez 15 gün gibi izin durumları oluyor. Bu şirketlerde en büyük sorun maaşlar biraz geriden geliyor. Yani 3 ay çalışıyorsunuz, 4. ay 1. ay maaşını alıyorsunuz gibi. Ama eğer bir Avrupalı bir şirkette çalışıyorsanız onlar tabii daha farklı şartlar sunuyorlar. Size bir ev tutabiliyorlar, bir arabanız olabiliyor. İzinleriniz ülkenin durumuna göre 2 ayda bir de olabiliyor, 3 ayda bir de olabiliyor. Yemeklerinizi kendiniz hallediyorsunuz. Restoranlara gidip yemek yiyebilirsiniz, yani o şekilde değerlendirebilirsiniz. Her şey gibi bu da çalıştığımız şirketin bize sunduğu kaynaklara göre değişiyor. Ve bizim aynen öyle. Pazarlığımız... Bir şey soracaktım da az önce şey sahada çalışmak hakkında bir şey söylediniz de Türkler için ya da yabancılar için biraz zor olabilir de ofiste çalışmak ya da sahada çalışmak onların arasında farklar var. Onlar daha çok farklar var mı acaba yani? Şimdi şu şekilde 3 çeşit aslında ofis, yani ofis olarak 2 çeşit ofis var, bir de saha ofisleri var, öyle değerlendirelim. Ofis dediğiniz bir merkez ofis oluyor genelde inşaat firmalarında, yani ülkenin bağlı olduğu merkezden yönetilen bir ofis. Bu genelde şirketin bağlı olduğu ülkede oluyor. Ondan sonra bir çalışılan ülkede bir tane daha merkez ofis oluyor. Bu da bunun çalışma şartları Türkiye gibi, yani 40 saat çalışıyorsunuz ya da 45 saat çalışıyorsunuz ülkenin kanunlarına göre. Nasılsa ülkenin kanunu. Mesela Amerika'da 40 saat çalışıyorsunuz. Rusya'da sanırım 40 saat, 38 saat çalışıyorsunuz. Almanya'da daha da az çalışıyorsunuz. Şantiyede normal çalışma saatlerine ek olarak bir de mesai ücretiniz oluyor. Mesai alıyorsunuz. Yani mesela benim şu an çalıştığım ülkede çalışma saatleri 40 saat. Biz 56 saat çalışıyoruz. 16 saat mesai ücreti alıyoruz. Ama Türk şirketinde çalışıyorsanız bu mesailer olmuyor. Peki aranın bir geniş bir maaş farkı oluyor mu? Yani sahada çalışan bir kişi sonuçta daha zorlu şartlardan geçtiğini varsayarsak eğer. Yani eğer bir kişi saha Sibirya'daysa ama merkez ofisi Moskova'daysa elbette Sibirya'dan kaynaklı bir saha maliyet farkı oluşuyor. Ama merkez ofis genelde daha yüksek maaş alır. Çünkü merkez ofis yönetici kadrosuna yakındır. Yönetici kadrosuna yakın olmak da avantaj sağlayabilir. Haklısınız. Peki hem bunu yurt dışı hem de Türkiye şartlarından soralım ama siz yurt dışına tabii daha hakimsiniz. İnşaat mühendislerinin genel olarak istihdam durumları hakkında bilgi verir misiniz? Farklı ülkeleri belirtirseniz eğer daha iyi olur. Okey. İnşaat mühendislerinin istihdam durumları şu anda inşaat piyasasına göre değişmekte. Amerika'da istihdam durumları şöyle bir durum var. Bir seçimden dolayı şu anda durdu ama seçim bittikten sonra kazanan başkana göre Amerika'da gerekli olan birçok infrastructure, yani yollar, barajlar gibi projeler yapılmak zorunda. Bunlardan dolayı çok büyük para harcanması hedefleniyor. Bu yüzden inşaat mühendisleri için gelecek çok açık Amerika için. Rusya'da dünyanın en büyük projelerini yapıyor şu anda, özellikle enerji alanında. Bu nedenle Rusya'da da piyasa çok uygun. Afrika ülkeleri çok geri kalmış ülkeler oldukları için kendilerini geliştirmeye uğraşıyorlar. Bundan dolayı Afrika ülkelerinde de durum gayet açık. Ayrıca savaş olan ülkelere bakarsanız, savaşlar bittiğinde ülkelerin yeniden yapılması gerekecek. Bundan dolayı orada da durum açık. Türkiye özelinde zor şeyler duyuyorum. Ama Türkiye'de en de sonunda rayına oturacaktır. Birkaç yıl vermeniz gerekiyor. Peki Avrupa için bahsedebileceğiniz şeyler var mı? Avrupa'da inşaat piyasası birazcık ölü. Çünkü Avrupa'da yani klasik inşaat anlamında onlar binalarını koruma taraftarlar. Yeni binalar yapma taraftar değiller. Ama tabii elbette ilginç baraj projeleri, ilginç enerji tesisleri projeleri gelebiliyor. Ya da havaalanı yenileme inşaatları olabiliyor. Ama orada daha çok endüstriyel yapılarda iş söz konusu. Abdurrahman. Ben soru soracaktım. Önce Amerika'daki, sonra genel olarak yani inşaat sektörü hakkında düşünceleriniz varsa bizle paylaşabilir misiniz? Bunlar işte genel olarak maaşların işte yeterli olup olmaması ya da çalışma saatleri. Az önceki sorduğumuz soruların genel bir özeti gibi bir şey bu soru daha çok.
Elbette. Yani evet, Amerika özelinde başlarsak, Amerika'da bir inşaat mühendisi yeni mezun olsa bile gayet yeterli bir ücretle işe başlar ve gayet insanca yaşayabileceği düzgün standartlara sahip olur. Çünkü Amerika'da işçilik pahalı, mühendisler de değerli, herkes okumayı tercih etmiyor. Mühendis miktarı da o kadar fazla değil. O nedenle Amerika'da avantajlı bir konu inşaat mühendisliği. Rusya'da eğer Russanız inşaat mühendisliği avantajlı değil. Rusya'da Rus olarak düşük maaşlarda çalışıyorsunuz ama Türkler özellikle dil avantajı ve diğer ülkelere göre ucuz iş gücü olduğu için Türkiye'den mühendisleri getirme taraftarlar. Eğer Türk firması ile yurt dışında çalışıyorsanız en azından maaş açısından avantajlı olacaktır. Aynı zamanda Türk firmaları sürekli büyüyorlar ve gelecek yine iyi yönde ilerliyor. Türkiye özelinde durum pek iyi gitmiyor çünkü zaten bununla ilgili birkaç yazı ve videoda çekmiştim daha önce. Maalesef çok fazla inşaat mühendisimiz var ve çok fazla üniversitemiz var ve bu üniversitelerin hepsi de çok iyi durumda değil. Ama sanırım şey yani devlette çalışanlar için çok etkilenmiyor. Değil mi yani yurt dışında? Yani mesela o Devlette özel sektörde çalışanların çalışmak bu için. devlette çalışanların çok etkilenmediğini hani düşündüğünü söylüyor Abdurrahman. Devlette çalışan Türkiye için özelinde mi? Evet, ya Ama Suriye'de. Türkiye özelinde yani devlet bayağı bir inşaat mühendisi atama bekliyor. Bildiğim kadarıyla o atamalarda bir türlü onaylanmadı. Yani henüz çok iyi durumda değil. Ama eğer devlette çalışmaya başlarsanız daha kolay, geleceli, daha monoton bir hayatınız olabilir. Bir maaş garantiniz olabilir. İzinleriniz, sosyal haklarınız olabilir. Tabii devlette çalışmak avantajlı olabilir. Ama özel şirkette çalışırsanız da kendi kariyeriniz için daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Az önce sizin söylediğiniz gibi zaten çok fazla inşaat mühendisimiz var ve çok fazla fakültemiz, mühendislik fakültemiz var. Buna dolayı da çok fazla işsizlik durumu çıkıyor. Yani benim gibi ya da şu anda bu videoyu izleyecek çoğu kişi de şunu düşünüyor. Ben kendimi bir şekilde yurt dışına atarsam, ki, özellikle Amerika gibi ülkelerde falan, ekonomi daha iyi olduğu için oralarda da ben kendime iyi bir hayat kurabilirim. Peki böyle düşünen birisi için, öğrencilik zamanından itibaren işte staj olsun veya geçirdiği herhangi bir çalışma döneminde ona nasıl bir tavsiye verebilirsiniz? Yani yurt dışını hedefleyen birisi nasıl çalışmalı? Yurt dışını hedefleyen birisinin yani özellikle hedeflediği ülkeye göre değişmekle birlikte Amerika özelinde ilerlersek bir kere İngilizce konusunda bir problemi olmaması gerekiyor. Yani İngilizcenizin üniversite yıllarında halledilmiş olması gerekiyor. Eğer yine Amerika özelinde ilerleyeceksek çalışma izni alabilmeniz için ders notlarınızın çok iyi olması gerekiyor ki okul bitirdiğinde Amerika'da bir ülkede master yap, Amerika'da bir üniversitede özellikle ilk 50'de bir üniversitede master yapabilin. Ve notlarınız iyi olduğu için bu üniversiteler size burs sağlayabilirsin. Bu sayede ekonomik sorunları da çözebilirsin. Yani eğer ortalamayı yüksek tutar, dersleriniz de başarılı olur ve İngilizce problemini hallederseniz en azından bir master yolu açabilir ve master'dan sonradan eğer teknik bir master yaparsanız Amerika'da 3 yıl çalışma iznine sahip olabilirsiniz. Bu 3 yıl çalışma iznini kullanıp kendinizi artık sevdirdikten sonra devamlı getirirsiniz. Peki, yani bu yurt dışı spesifik bir soru değil aslında ama genel olarak öğrenmeniz gereken programlar bu süreç içerisinde neler var ya da kendimize katabileceğimiz herhangi bir şey öğrencilik yıllarında İngilizceden ve bariz bazı şeylerden ziyade? Şimdi ben yaklaşık 15 yılın üstünde bu piyasada bulunuyorum. Benim çalıştığım mühendislerin çoğu Excel kullanamıyorlar. Yani sadece Microsoft programlarını kullanamıyorlar. İlk önce bu programları öğrenmeniz gerekiyor. Gerçekten hani bütün inşaat mühendisliği programlarına geçelim. İyi derecede Excel kullanabilmeli, iyi derecede Access kullanabilmeli. Yani datalarla ilgili analiz yapabilmeli, data mining yapabilmelisiniz. Çünkü genelde inşaat mühendisleri çok fazla data ile uğraşıyorlar. Bu dataları çözebilmenin tek yolu da bu Microsoft programları. Eğer kendinizi daha ileri götürmek isterseniz seçeceğiniz alana göre programlar mevcut. Eğer teknik analiz konusunda çalışacaksanız SAP 2000 ve Xtil gibi programlar zaten biliyorsunuz.
Eğer yönetim alanında çalışacaksanız da Primavera unutulmaması gereken, bilinmesi gereken bir program. MS Project de kullanılıyor ama Primavera daha etkili ve ülke standardı, construction standardı olarak geçiyor. Ayrıca şu an yeni piyasada yeni teknolojiler kullanılmakta. BIM yazılımları, yani bilgisayar Building Information Modeling yazılımları çok fazla kullanılıyor. Eğer bunlara yönelmek isterseniz de bunlar büyük ihtimalle geleceğin inşaat mühendisliği için olmazsa olmazları. Peki inşaat mühendisliğinin alt dalları işte structural engineering gibi bütün bu dallar arasında genel olarak en fazla revaçta olan mı diyeyim, tam olarak nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama en fazla iş potansiyeli ve hani gelişme potansiyeli gösterenleri hangisi? Şimdi bu zamanla değişiyor. Bir grup eksik kalıyor. O grup eksik kaldığı için, yeterince adam olmadığı için o grup veriliyor. Şu anda gerçekten kalifiye olarak çalışacak, yönetim alanında çalışacak insanlarda eksiklik var. Yani bir planlamacı bulamıyoruz mesela. Aradığımız zaman deneyimli bir planlamacı da derdimiz var. Ya da Building Information Modeling uzmanı bir kişi bulamıyoruz. Ya da contract management yapabilecek. Bunları çok İngilizce kullanıyorum ama kusura bakmayın artık. Ya da claim management yapabilecek bir insan bulmak çok zor. Ama ben normal standart beton konusunda uzmanım ya da çelik konusunda uzmanım dediğiniz zaman ondan piyasada çok var. Yani ben tercih etseydim, şu anda sizin yerinizde olsaydım, bu saydığım bölümleri tercih ederdim diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bir de Instagram'da soru etkinliği yapmıştık, hatırlarsınız. Size sormak isteyen bazı kişiler vardı. Onlardan birkaç tane soru sormak istiyorum size. Merhaba, Tarkan Bey yurt dışında harita mühendisliğinin iş imkanlarını sorar mısınız? Harita mühendisliği, yani elbette çok fazla iş imkanı var. Zaten ben bunlarla ilgili bir video yapmıştım ama harita mühendisliğini benim karşılaştıklarım genelde inşaatta çalışan harita mühendisleri. Bunlar da olmazsa olmaz durumda. Ve şöyle söyleyeyim, olan pozisyondan daha az harita mühendisi var. O nedenle harita mühendisleri talepte. Amerika özelinde. Bir sonraki soruyu ben sorayım. Tabii. Arkadaşımız demiş ki planlamaya ilk nereden, nasıl başlanır? Primavera kursuna gitmek yetmiyor. Primavera kursuna gitmek zaten pek bir anlamı olmayan bir şey. Yani Primavera'yı 3 günde 4 günde kendiniz oturup bakarak öğrenebilirsiniz. Ben gerçekten Primavera kursunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Planlamaya başlamanız için ilk önce construction'dan anlamanız gerekiyor. Yani en azından temel kalıpları, inşaatın nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Eğer sahada biraz çalışırsanız, maalesef deneyimli olacak bir iş bu. Sahada biraz çalışırsanız sahayı öğrenebilir. Ondan sonra işin nasıl yapıldığını görebilir ve daha sonra plana başlarsınız. Primavera işin en kolay tarafı. Teşekkürler. Bir sonraki sorumuzda da arkadaşımız şey demiş, Rusça öğrenmemizin inşaat mühendisliğindeki faydaları nelerdir? Eğer eski Sovyet ülkelerinde çalışacaksanız Rusça bilmeniz gerekiyor. Çünkü mesela ben buraya ilk geldiğimde havaalanına indim ve kimse benimle İngilizce konuşamıyordu. Tek konuşabildikleri dil Rusçaydı. Hatta dolar değiştirmek istemiştim, değiştirememiştim. Çünkü kimse beni anlamıyordu. Maalesef Rusya'da, Moskova'da, Sankt Petersburg'da belki konuşacak birilerini bulursunuz ama ufak şehirlerde kimse sizi anlamayacaktır. Rusça bilmiyorsanız şirkete ekstra yük olacaksınız. Onlar size tercüman sürekli bulundurmak zorunda kalacak. Şirketler de bunu tercih etmeyeceklerdir. Yani Rusça bildiğiniz anda 8-10 adım öndesiniz. Teşekkür ederiz bu soruya verdiğiniz cevabınız için. Diğer bir sorumuz da meslek hayatına yabancı bir yerde hiç tanımadığı insanlar arasında başlamanın avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verebilir misiniz? Çok zor bir soruymuş. Avantajları, yani kimse sizi tanımıyor. Bu bir avantaj olabilir herhalde, bilmiyorum. Ama aynı zamanda da bir dezavantaj. Çünkü kimse sizi tanımadığı için her şeyi baştan kanıtlamak durumundasınız. Bu gittiğiniz ülkeye göre değişir. Mesela Almanya'daysanız ırkçı bir grupla karşılaşabilirsiniz. Amerika'daysanız sizi tanımayan, hatta
yani bana gelen sorular, senin deven var mı gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlara alışık olmanız gerekiyor. Yemek kültüründe zorlanabilirsiniz. Ulaşımı anlayabilirsiniz. Yani bir ülke zaten göçmenlik tamamen ayrı bir olay. Göçmen olduğunuz zaman bebek gibi oluyorsunuz. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok. 10 yaşında tekrar başlıyorsunuz hayata. Onu açmanız gerekiyor. Avantajları dünya görüşünüz artıyor. Diğer bir sorumuz da yine size özel olarak geliyor. Yurt dışına çıkış sürecinde yaşadığınız en büyük sorun nedir? Yurt dışına çıkış süresinde yaşadığım en büyük sorun diplomatik olarak mı? Yani her şey aslında. Genel yani olarak. Yani bununla ilgili çok fazla zaten anlattığım anım ve konum var yani. Bunu burada anlatabilmem imkansız ama blog ve YouTube'u izlerseniz bununla ilgili çok fazla şey bulacaksınız. Ama bir tanesini anlatabilirim. Şöyle bir şey oldu. İlk kez yurt dışına çıkarken başıma şöyle bir şey geldi. İlk önce bir şirket beni çok zorladı. Hemen hazırlan, istifa et dediler. İşten istifa ettim. Bir türlü beni geri aramadılar. İşsiz kaldım. Onlar da beni geri aramıyor. Bu şekilde bir durum söz konusu oldu. Sonra ben baskı yaptım. Aldım vizemi. Yurt dışına çıkarken pasaportumu kaybettim. Şeyi geçtikten sonra. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra. Bayağı bir kabus yaşadım o anda. Ama bir şekilde polisler buldu, yardımcı oldu ve geri getirdiler. Bu şekilde halledebildim. Onun dışında tabii diplomatik problemler de oldu. Kanada vizesi Türk pasaportuna çok zorlayan bir vizeydi. Kanada vizesi çıkmak bilmedi. İşte Kanada şirket beni getirmeye çalıştı. Benim için bir ilan verdiler. 3 ay o ilan durdu. Kanadalılarla mülakatlar yaptılar. Onları kabul etmediler. Hükümet bu mülakatları kabul etmedi, yenilediler. Çok zorlandım Kanada vizesinde çalışma anlamında. O da bir anı olabilir yani. Kötü ve üzücü bir anı olmuş. Evet. Bir sonraki sorumuza da arkadaşımız demiş ki, geleceğinizi daha garanti şekilde planlayabiliyor musunuz? Önünüzü görebiliyor musunuz? Yani kararlı mısın? Kararlı adımlar atabiliyor musunuz geleceğinize dair? Bir inşaat mühendisi olarak geleceği yani bırakın 3 ay sonrayı, birkaç gün sonrayı planlayamazsınız. Özellikle şantiyeciyseniz hayat sürekli değişebilir. Bu konuda maalesef çok esnek olabilmeniz gerekiyor. Özellikle şantiye alanında çalışacaksınız. Yani hayatınızı şantiyelere adayacaksınız. Bu her an değişebilir. Yarın işsiz de kalabilirsiniz. Yarın işinizden de olabilirsiniz. Yarın çok güzel bir teklif gelebilir. Başka bir yöne de ilerleyebilirsiniz. Yani bu sorunun yanıtı kesinlikle hayır. Asla 3 ay sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Son sorumuza geçiyorum. Arkadaşımız demiş ki, Tarkan Bey'e sormak istediğim soru, uluslararası yabancı firmalara geçmek için ideal yaş nedir? Kaç yaşından sonra şirkete kabul edilme ihtimali düşüktür? Aslında öyle bir yaş yok. Yani deneyimli olduğunuz zaman şirket sizin deneyiminize bakarak sizi alıyor. Genç olduğunuz zaman da, yani ufak 2-3 yıl deneyimli olduğunuz zaman da yine şirket sizin gençliğinize bakarak gelecek görerek sizi işe alıyor. Türkiye'deki mantık gibi, işte 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra artık bu mühendis işe yaramaz mantığı yok. Birçok Avrupalı firmada 30, 40, 50 yaşları hala genç yaşlar olarak değerlendiriliyor. Daha sonraki yaşlar da deneyimli yaşlar olarak değerlendiriliyor. Yani böyle bir problem yok. Eğer işinizde uzmansanız her yaşta size kapıları açık. Benim soracağım sorular bu kadar. Sözü çatıya bırakıyorum. Evet, benim de başka bir sorum yok. Bu önceki etkinlik için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hani sizi buraya çağırmayı açıkçası bayağıdır istiyordum. Sizin kanalınızdaki videoları bayağıdır izliyorum çünkü. Böyle bir sohbet geçmek beni çok mutlu etti şu anda. Onun dışında herhalde sizin de söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa, Abdurrahman'ın da söyleyeceği bir şey yoksa, burada konuşmayı bitirebiliriz. Tabii, ben de teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yani bilmiyorum. Kesinlikle. Sorulara içtenlikle yanıtlamaya çalıştım. Umarım. Kesinlikle faydalı oldu. Çok teşekkürler. Konuşmayı bitiriyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.